Sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir fide bakımı videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere yer domateslerini nasıl terbiye ederiz ve daha verimli hale getiririz, onun uygulamasını göstereceğiz. Domatesleri diktikten üzerinden yaklaşık bir ay geçecek ve bir ay geçtikten sonra da bakın şöyle bir hal alacak. Böyle artık kocaman bir görüntüye sahip olduktan sonra bu da demektir ki şöyle en az 40 santim kadar falan büyüyecek, sağa sola kol atmış bulunacak. İşte böyle bir zamanda domatese yatırma işlemi uygulamamız gerekiyor ki domatesimiz daha verimli olsun, daha çok çiçek açarak çiçeğinden meyveye döndürme hızı daha yüksek olsun. Şimdi hemen uygulamasını göstereceğiz ve aynı zamanda bunu niçin yaptığımızı da mantığını size kavratmaya çalışacağız. Bu yöntem atalarımızın, dedelerimizin yıllardan beri uygulaya geldiği bir yöntemdir arkadaşlar. Bizim bu alanımızda domates dikmiştik. Burada 8-10 kadar domates var. Bu domatesleri, yani şu sıradaki domatesleri bu tarafa doğru yatıracağız. Yatıracağız ve hatta şuradaki şu boş alanı böyle aşağıya doğru sarkıp burayı değerlendireceğiz. Hem böyle zembil zembil domates görüntüsü olsun düşüncesiyle bu tarafa doğru yatıracağız ilk sıradaki domatesleri. Bakın domates artık böyle sağa sola yatmaya başlamış. Çünkü kendi gövdesini taşıyamaz hale gelip bir süre sonra, hani yer domatesi ya zaten, bir süre sonra sağa sola yatacak. Ve şuraya bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Domates yeni yeni kök salmanın peşinde. Keşke azıcık daha toprak bulabilsem de daha fazla kök salabilsem diye böyle bakınıyor. Hatta yere yatmış olan dalları hemen toprağa kök salıyor ve oradan bitki besini ve enerji almaya çalışıyor. İşte biz de buna imkan tanıyacağız domateslerimize ve domatesleri yatırarak daha fazla kök salmasını sağlayacağız. Hemen şöyle bir yol açıyoruz öncelikle. Ve domatesimizi böyle alıp komple bu tarafa doğru yatırıyoruz. Gördünüz mü? Bu tarafa doğru böyle boş bir alan oluşturduk. Hatta toprağı biraz daha yaklaştıralım şöyle köküne doğru. Altına toprak yığdık ya. Şimdi üstüne de toprak yığacağız ve böylece domatesin köklenme alanını arttırmış olacağız. Aynı işlemi bunlara da yapacağız. Bir tarafa doğru yatırdık ya, hemen şuradan şöyle bir ark oluşturuyoruz. Ve gördünüz mü? Hem alttan desteklediğimiz toprağı bu tarafa doğru yatırdık, hem de üzerine geniş bir toprak kütlesi yığıyoruz ki şimdi bakın domatesin kökü ta buradaydı. Buradan itibaren aşağıya kök salmaya başlamıştı. Şimdi bakın şöyle 5 parmak daha fazla köklenme alanı oluşturduk. Buralara da kök salacak. Buradaki toprağın vitamininden, mineralinden istifade edecek. Bir domates bitkisi ne kadar çok kök salarsa o kadar çok meyve verecek demektir. Gövdesini o kadar besleyebilecek, üzerinde barındırdığı meyveyi daha iyi, daha büyük bir şekilde olgunlaştırabilecek demektir. Onun için domateslerimize geniş bir köklenme alanı sunuyoruz. Evet arkadaşlar, bakınız bir sulama kanalı da arkada açmış olduk. Böylece hem domateslerimizi yatırdık, domateslere daha geniş köklenme alanı sunduk, hem toprağını havalandırmış ve çapalamış olduk. Bundan sonra Allah'ın izniyle yer domateslerimiz daha yere yayılarak büyüyecek ve
daha fazla çiçek verip meyveye döndürecektir. Siz de bu işlemi yapın. Domates fideleriniz dikildikten yaklaşık bir ay sonrasında böyle işte 35-40 santim boylarına geldiğinde bu yatırma işlemini yaparsanız çok yüksek verim alırsınız domateslerinizden. Bakın bir de şu şekilde yakın planda gösterelim. Domatesler tabii ki eski pozisyonda toprağın yapısına göre şekil aldıklarından dolayı sanki böyle rahatlarını bozmuşuz gibi bir görüntü ortaya çıkmış olabilir. Hiç sorun yok. Bunlar birkaç gün içerisinde yeni pozisyona alışacaklar ve o şekilde büyümeye başlayacaklar gövdeleri. Ve buradan aşağıya doğru hafiften sarkıp bu duvarın şu civarlarını kaplayıp buralardan inşallah meyveler oluşturacaklar. Domateslerimiz gayet sağlıklı. Bir domatesin sağlıklı olup olmadığını gözlemlemek için arkadaşlar yapraklarına bakabilirsiniz. Eğer ki yapraklarında herhangi bir kuruma belirtisi ya da işte bir zararlı tarafından meydana getirilen zararlar çok fazla yoksa, bakınız mesela bir domates yaprak güvesinin vermiş olduğu zararı görüyorsunuz. Sadece bu yaprakta var, diğerlerinde çok şükür yok. Yani zararlı etkisi oldukça az, bu demek değildir ki zararlı olmayacak, zararlı olabilir. Onlar için de doğal önlemler, ilaçlar atmaya çalışmak lazım. Biz şimdi odun sirkesi hazırladık. Bütün domateslerimizin yapraklarına odun sirkesi atacağız. Odun sirkesi hem bitkileri, fideleri besler hem de üzerindeki olası zararlıları kovucu etkiye sahiptir. Fidelerinizin üzerinde kullanırsanız mutlaka faydasını, farkını göreceksiniz. Bütün çiçeğine, yaprağına, gövdesine neresi varsa her tarafına istisnasız rahatlıkla sıkabilirsiniz odun sirkesini. Odun sirkesinin yapımını ve kullanımını gösteren kanalımızda bir video var. O videodan bakıp nasıl hazırlandığını da görebilirsiniz. Evet, tamamdır. Aynı işlemi biz diğer domateslerimize de yapacağız. Burada örnek bir uygulama gösterdik sizler için. Sevgili arkadaşlar, artık devir tasarruf devri ve birim alandan çok fazla verim almamız gereken devirleri yaşıyoruz. Az bir toprak alanından veya birkaç fideden çok çok daha fazla verim nasıl alabiliriz? Bunun araştırması ve bunun çalışması içerisinde olmalıyız. İşte size mükemmel bir öneri. Yer domatesiniz varsa bunu ister bu şekilde bir alanda yetiştiriyor olun, bir bahçede yetiştiriyor olun veya bir saksıda yetiştiriyor olun. Eğer ki domatesin yer domatesi ise domatesin dibine böyle bir miktar daha toprak yığabilirseniz, yani köklenme alanını arttırabilirseniz, bu domates için son derece verimlidir. Daha fazla kök salacağından dolayı daha fazla büyüyecek ve verimini ona göre de arttıracak. Mesela siz saksıya domates mi diktiniz? Şunu bir saksı olarak düşünün ve buraya yarım doldurulmuş bir saksıya siz domates diktiğinizi düşünün. Diktikten sonra aradan bir ay geçti ve domates bir miktar büyüdü. Şöyle 30-35-40 santime kadar falan büyüdü. İşte böyle bir zamanda bu yarım saksının üzerine tamamen toprak doldurursunuz. Yani bu kadarlık bir alanı köklenme alanı haline getirirsiniz ve domatese daha fazla kök salabilme imkanı sunmuş olursunuz. Aynı mantık. Eğer ki toprakta yerde yapıyorsanız yan yatırarak üzerine toprak çekerek böyle bir köklenme alanı oluşturabilirsiniz. Eğer ki saksıda bu işi yapacaksanız saksıya ilk dikerken yarımın biraz üstüne böyle bir toprak koyarsınız. Böyle bir saksıya diktikten sonra aradan bir ay geçtikten sonra üzerine daha fazla toprak doldurup burayı silme toprakla doldurmuş olursunuz ve burada da yine yeni bir köklenme alanı oluşturmuş olursunuz. İster saksıda ister yerde bu şekilde domateslerinizden daha yüksek verim elde edebilirsiniz. Bakın her iki arkımızı da birini sağa birini sola yatırdık. Şimdi bir gübreleme işlemi yapalım. Hayvan gübresi verelim. Zaten toprağımız hayvan gübresi vardı toprağımızda. Bunu da yeni sulama alanına ya da arkına şöyle saçalım. Buradaki maksat sulandığı zaman daha fazla nemin bu alanın içerisinde kalmasını sağlamak. Evet, güzelce gübreleme işlemini de tamamladık. Şimdi sulama işlemine geçelim.
Domatesler çiçek açana kadar arkadaşlar az sulama gerçekleştirmiştik. Artık domatesler verim olgunluğuna geldi. Çiçekteler ve çiçekten meyveye döndürmeye de başladı. İlk çiçeklerini biz koparmıştık. Şimdi artık koparma işlemi bitti. Bundan sonra verim döneminde sulamayı daha da arttıracağız. 3 güne bir sulama uygun gibi gözüküyor. Artık duruma göre, havanın gidişatına, güneşin yoğunluğuna göre belki 2 güne de düşürebiliriz veya 4 güne de çıkarabiliriz. Duruma göre bakacağız. Sevgili arkadaşlar, bu yöntem atamızdan, dedemizden görmüş olduğumuz eski kadim bir yöntemdir. Bu videomuzda sizlerle beraber hem yatırma işlemini, çapalama, gübreleme, aynı zamanda sulama işlemini gördük. Bu konular hakkında çeşitli bilgiler verdik. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir fide bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.